Herkese merhaba. Bence Türkiye'nin yakın geleceğini ilgilendiren önemli açıklamalardan biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı katıldığı bir televizyon programında meslektaşların sorularını cevaplandırırken Necip Hablemitoğlu suikastinin bir numaralı zanlısı veya sanığı olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'dan yapılan bir operasyonla Türkiye'ye getirildiğini ve sorgulamaya alındığını ifade etti. Bu önemli. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Necip Hablemitoğlu gibi çok değerli bir aydınının, tarihçisinin, yazarının, araştırmacısının Ankara'nın göbeğinde 18 Aralık 2002 günü nokta hedefli bir atışla ve saldırıyla öldürülmesinin peşini 20 yıl sonra bile bırakmadığını göstermesi bakımından çok dikkat çekici. 20 yıl kolay değil ve 20 yıl Necip Hablemitoğlu gibi bir değerli insanın cinayetinin çözülememiş olması. Kendisiyle meslek yaşantım açısından gururla söylemem gerekirse kitapları çerçevesinde bir Ankara ziyaretimde lütfedip vakit ayırmıştı ve Gazi Osman Paşa'da ikimizin de o sırada bulunduğu yere çok yakın bir kafede buluşup birer parça pasta ve kahve ile beraber yaklaşık 2 saat, 2,5 saat memleket meselelerini ve özellikle de Türkiye üzerine oynanan oyunları konuşma fırsatım olmuştu. Daha sonra bir daha görüşemedik yüz yüze ama telefonla zaman zaman çok değer verdiğim dostlarımın da ortak arkadaşlarımın da katkılarıyla görüşlerine yer verdiğim hatta kısa bir yaşam öyküsü olan Star Haber kanalında ki 2002 seçimleri çerçevesinde Uzan ailesi tarafından oluşturulmuştu. Orada da görüşlerine yer verdiğim bir karakter, bir portreydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bırakmış olduğu ve sahip çıkmamız gereken Kuvayi Milliye ruhu, anti-emperyalist duruş ve tam bağımsız Türkiye için beynini devreye sokmuş, yaptığı çalışmalarla da bunu ispatlamış, özellikle Alman vakıflarının Türkiye'de nasıl bir hibrit savaş, yani melez savaş yürüttüğünü göstermiş bir karakterden söz ediyorum. Tabii bu karakteriyle beraber yaşasaydı, eğer işte 2002'deki o suikaste uğramasaydı, ben yine de şunu söyleyeyim, Balyoz Ergenekon kumpaslarında mutlaka yıllarının önemli bir bölümünü hapiste geçirmiş veya belki de bildiği çok şey nedeniyle diğer bazı sanıklar gibi sağlık nedenleriyle Silivri zindanlarında hayatını kaybetmiş olabilirdi. Çünkü Necip Hablemitoğlu iyi bilgiyi toplayan ve o iyi bilgiyi tarihe armağan eden bir karakterdi. Gerçekten onun cinayetinin bugüne kadar aydınlanılmamış olmasının ana nedeni yüksek ihtimal karşımızda istihbarat dünyasının o gri bölgelerinde bulunan ve her biri sanki bir aynaya yansıyan sahte suretler gibi bize yansıyan bir takım ellerin, şahısların ve karakterlerin varlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Nuri Gökhan Bozkır denilen şahsı FETÖ üyesi olmak ve bu teşkilat adına tetiği çekmek suçundan arıyordu. Çünkü savcıların iddianamelerine göre Necip Hablemitoğlu yaklaşık 6 ay öldürülmeden önce 6 ay takip edilmiş ve bu takip noktasında
baz istasyonları, yani cep telefonlarını kayıt eden baz istasyonlarının dökümleri ele alındığında bu şahsın cep telefonuyla Necip Hablebitoğlu'nun cep telefonunun hemen hemen bu 6 ay boyunca hep benzer baz istasyonlarında çıktığı anlaşılmıştı. Bu yakın takip edilen bir kurbanın son 6 ayı anlamına geliyor. Nuri Gökhan Bozkır işte emekli bir asker olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Ve özellikle FETÖ'cü kaynaklar bu şahsın Ukrayna'da yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin milli istihbarat üzerinden Suriye ve Irak'ta yürüttüğü silah sevkiyatları ve hatta DAEŞ'le ilgili ilişkilerine dönük önemli itiraflarda bulunduğunu falan da söylüyor. Dediğim gibi bir istihbarat dünyasının portreleriyle karşılaştığınızda o portrenin gerçek anlamda kim olduğunu bilmeniz ancak onların patronları tarafından bilinen bir şeydir. Bizim bilmemiz mümkün değildir. Aynaya yansıyan suretlerdir onlar. Hep bir yerden çıkarlar, bir yere giderler ama siz onların kim olduğunu, gerçek anlamda kimler tarafından kullanıldığını ve ne yapıldığını tam olarak bilemezsiniz. O yüzden Nuri Gökhan Bozkır'ın öyküsü yakın bir gelecekte Abdi İpekçi'yi öldürmüş ve Papa II. John Paul'e silah sıkmış Mehmet Ali Ağacı'nın öyküsüne dönüşür mü? Dönüşür. Çünkü karakterler aynıdır. İlişkiler aynı dünyanın ilişkileridir. Mehmet Ali Ağacı mesela Abdi İpekçi olayında da Papa'yı vurma olayında da 1000 tane laf etti, 1 tane doğru söylemedi. Bunun gibi pek çok karakterli istihbaratın içinden gelen veya devletin karanlık noktalarından gelen pek çok karakterle buluşma şansımız yüksektir. Bir gazeteci olarak ben bu karakterleri iyi kötü tanırım. Nuri Gökhan Bozkır'ın da bunlardan biri olduğu inancındayım. Bu nedenle de öngörmüyorum bir şey. Öngörmüyorum. Ama bildiğim bir tek şey var. Gerçekten Necip Hablemitoğlu Batı emperyalizminin kurbanıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'nın ve diğer CIA, MI6 ve BND'nin, yani yarın bir gün bu adam bizim başımıza bela olacak diyen emperyalist çevrelerin kurbanıdır. Efendim tetiği kim çekmiş? FETÖ çekmiş olabilir. Başka biri de çekmiş olabilir. Mühim mesele burada Necip Hablemitoğlu veya Uğur Mumcu gibi karakterlerin yaşadıkları o korkunç suikastlere hangi açıdan yaklaştığımız ve nasıl bir doğruyu yakalamaya çalıştığımızdır. Günü gelmiştir bu suikastlerde en meczup insanlar da kullanılmış olabilir. Tetikçi bir yerde bize bir şey gösterir. Ağaca'da olduğu gibi veya yarın bir gün Nuri Gökhan Bozkır'da olduğu gibi. Ama o kadar. Esasına nereden bakmamız gerekiyor? Yani bu ülkenin aydınlarını, Uğur Mumcuları, Bahri Uçakları, Çetin Emeçleri hangi emperyalist güç, hangi hedefler doğrultusunda öldürttü? Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin 1952'de bu NATO'ya girmesinden sonra iki tane farklı paralel derin devleti bu ülkede örgütlediği, bunlardan birini kendisini laikçi ve Atatürkçü gibi kabul eden ama esasında NATO Türkçü olan bir takım askeri çevreler, öbür tarafının da kendini Müslüman diye ilan eden, günde 5 vakit secdeye, alnı secdeye değenlerin CIA ajanı olduğu bir başka yapı. Böyle bir yapının içinde biz aydınlarımızın, değerli varlıklarımızın
nasıl öldürüldüğünü tartışıyoruz. Bu kadar açık esasında. Bu kadar açık. Esasındaki karşımızdaki güç bu kadar açık ve çok yönlü. Yani Mon tarikatı, Kasım Gürek, İsmet Paşa'nın sağ kolu. 1950'lerde eşek sırtında seçim kampanyası yapacak kadar hareketli bir siyaset adamı. Sonradan Mon tarikatı, sonradan Fethullah Gülen. Fethullah Gülen'i Amerikan sistemiyle tanıştıran adam. Karısı Nilüfer Gülek. Onun kız kardeşi Aylin Radomisli. Ne diyor Fethullah Gülen bir konuşmasında? Kasım Gülek Bey'in baldızı Aylin Hanım Amerika'daydı. Pentagon'la irtibatları vardı. Albay kadın. Kendisine Beyaz Saray'dan bunlar nedir diye bizi sormuşlar. Kendisini sormuşlar. O da endişe edilecek bir şey yoktur demiş. Referans vermiş. Ne bu? Ve sonra Kasım Gülek'in cenazesinde şimdi CHP'liler bana kızar mı kızsın? Ne yapayım? Yani ortada bir hikaye var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kasım Gülek'in cenaze namazını Fethullah Gülen kıldırıyor. Aynen Radomisli 10 Ocak 1995 son derece şık bir döpiyes giymiş. Parmağında elmas yüzüğüyle arabasının, kendi arabasının altında kalmış bir şekilde ölü bulunuyor evinin önünde. Sonra onu Ayşe Kulin adı Aylin adıyla bütün dünyaya tanıtıyor, Türkiye'ye tanıtıyor. Böyle bir hikaye. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te katledildi. 17 Ocak 1993 İzmir Bozyaka yurdu. Fethullah Bey konuşuyor. Çok yakında büyük bir suikast haberi duyacaksınız. Üzerinden senelerce konuşulacak. Şimdi bu ne? Bu şu. Bizim üzerinde konuştuğumuz Türk figürler veya örgütler esasında emperyalizmin gölgede kalmasını sağlayan ve esas katil, esas azmettiriciyi saklayan unsurlar. O yüzden ben bu videoda buna önem veriyorum. Bakın Necip Ablemitoğlu, Köstebek. Ne yazıyor? Ne zaman ön sözüne tarih atmış rahmetli? 5 Ağustos 2002 Çankaya, Ankara. Bir ön söz yazmış. Demek ki 5 Ağustos'ta bitirmiş kitabı. Yani daha doğrusu kitabı 5 Ağustos 2002'de bitirmiş. Bu kitap daha basılamadan 18 Aralık 2002'de de katledilmiş. Şimdi bakın ne yazıyor burada? Hepimiz suçluyuz ya. Herkes, hepimiz, ben dahil. Bir gazeteci olarak ben de dahil. Ki Necip'e ne kadar sahip çıkmıştım falan filan. Geçelim. Şeyhleri Amerika'da yaşayan ancak kendi ülkesinde devlet güvenlik mahkemesinde yargılanan CIA, MI6, BND gibi İngiliz, Alman, yabancı ülke istihbarat ülke örgütlerine taşeronluk yapan bir cemaate mensup müritlerin asli görevi kendileriyle mücadele etmek olan istihbarat birimlerinde kadrolaşabileceğini, devletin gücünü devleti savunanlara karşı kullanılabilecek düzeye gelebileceklerini kim tahmin edebilirdi ki? Köstebek bu ihanet öyküsünün adıdır. Siz hiç Fethullahçıları, bakın burası önemli, devlete karşı bir tehdit olarak algılayan, şikayet eden ya da onlarla uğraşan bir PKK'lı, Brüksel ya da Köln merkezli bir terörist ya da bir TÜSİAD üyesi ya da bir siyasi parti lideri ya da bir ikinci cumhuriyetçi ya da bir azınlık mensubu ya da misyoner ya da hükümet üyesi ya da bir başbakan gördünüz mü? Diyor ki yani siz gözünüzün önünde bu adamlar 2002, 20 yıl önce. Nitekim Fethullahçıları kontr-espiyonaj kapsamında iç ve dış tehdit odağı olarak tanımlayan ve mücadele konsepti geliştiren gelmiş geçmiş bir İçişleri Bakanı, bir Emniyet Genel Müdürü ve bir MİT Müsteşarı da göremezsiniz, gösteremezsiniz. Haklı olarak sorarsanız kendi iç güvenliğini sağlayamayan, sızıntılara engel olamayan bir ulusal istihbarat birimi nasıl olur da ülkenin güvenliğini sağlar?
Bu sorunun yanıtı da doğal olarak olumsuzdur. Önümüzde iki tercih vardır. Ya çoğunluğun yaptığı gibi bu çelişkiye karşı başınızı çevirir, fark etmemiş gibi yaparsınız veya risk üstlenerek araştırmaya ve mücadeleye başlarsınız. Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır. Örgütlenme modeli itibariyle Türkiye'de bir eşi yoktur. Örgütlenme modeli olarak tamamı CIA denetimindeki Moon, Falun Gong, Scientology gibi tarikatlarla benzeşmektedir. Fethullahçılar mevcut ekonomik kaynaklarını yapılabilecek en akılcı ve en değerli alana eğitim yatırımına tahsis ettiklerinden diğer şeriatçı yapılanmalara kıyasla ülkemizi sadece bugününü değil daha çok geleceğini tehdit etmektedir diyor. Böyle bir adamı kaybetti Türkiye be. Ben bunun üzüntüsünden konuşuyorum. 20 yıl önce bugünü anlatmış. Buyurun. 20 yıl. 2002. En büyük, geleceğin en büyük tehdididir diyor. Ne yaptı 15 Temmuz 2016'da? İşte bunu yaptı. Yani Uğur Mumcu'nun da öyle bir açıklaması var. Ben gördüm bir yerde. Ha 17 Ocak. Yok o başka. Bir başka açıklamasında Uğur Mumcu da eğer diyor bunların önünü alamazsanız 30 yıl sonra bunlar general olacak ve bu ülkeye darbe yapacaklar diyor. Uğur Mumcu söylüyor bunu. Tarih 93'ten biraz önce. Hatta Taha Akyol ve Nazlı Ilıcak'la katıldığı bir TRT programında söylüyor. Böyle. Onu da öldürdüler. Bunları öldürenler Amerikan emperyalizmi. Çünkü bu kitaplar, Uğur'un kitapları, işte bunun gibi mesela şimdi hemen böyle bir tane buldum. İşte bu Papa Mafya Ağaca. Ağaca ile en çok uğraşan adam. Bu tür kitaplar, bu tür aydınlar Türkiye gibi ülkelerde olmaması istenilen adamlar. Bunları ortadan kaldıran, bunları hedef altına alan, bunlarla uğraşan ve sonuçta şu veya bu şekilde ya etkisiz hale getiren ya da öldürenler ise emperyalizmin adamları. Şimdi Nuri Gökhan Bozkır ne söylerse söylesin, ne söylese söylesin. Asla ve asla gerçek patronunu bildirmeyecektir. Mehmet Ali Ağaca bildirdi mi? Bildirmedi. Gerçek patronunu zımnen herkes biliyordu ama bir gün bile ağzından çıkarmadı o lafı. Bu iş böyle. Mühim mesele şu. Türkiye'nin insanlarını günlük rutin siyasi tartışmaların dışında ülkelerinin milli bekası için Kuvayi Milliye ruhuyla emperyalizmin her çeşidini, hegemonyacılığın her çeşidini net olarak bir cephe halinde karşı durmasıdır. O yüzden ben söylüyorum, ben ne Atlantikçiyim ne Avrasyacıyım, Türkiyeciyim derken işte bu nedenle konuşuyorum. Zaten bunu söylemezsem Uğur Mumcu gibi, Necip Ablemitoğlu gibi bu ülke için canını vermiş o değerli aydınların büyük ve derin mirasına ihanet etmiş olurum. Çok üzgünüm. Kalın sağlıcakla.